Ya bu siyaseti bırakın. Siz beni de linç ederken Sera Çetilsev de linç ederken yapılmış olan hiçbir şeye karşılık bir cevap hakkı tanımadan bir dakika sonra trol hesaplarınıza düğmeye basar, hakaret ve tehditle bunları yapmaya çalışırsanız kimse size beklediğiniz şekilde tavır ve davranışta bulunmaz. Bu sebeplerden dolayı özellikle Herkesin birbiriyle ticari ilişkisi olabilir. Belirtmek istiyorum. Bizler kulüp başkanlarıyız. Sayın Dursun Özbek benim aile dostumdur. Çok da değer verdiğim bir abimdir. Ama bırak şu camiaya şunları gösterelim spor camiaya. Bizler kulüp başkanıyız ama biz birbirlerimizle dostuz, aileyiz. Bunları göstermek yerine camiaların gazını almak adına çıkıp bu şekilde ağır ifadelerle 30 yıllık dostunuzun oğlunu kamuoyunun önüne atmak neyin nesi? Siz de bunun önce hesabını bir verin. Dolayısıyla buradan belirtmek istediğim maç bittikten sonra yaşanmış olan bu hadise de tekrar vurguluyorum. Böyle bir ifade olması çok iyiydi. Bunu düzeltilmesi için şans bile tanımadığınız bir dakika sonra bol hesaplarla devreye soktuğunuz bu operasyonda kimseden sizden özür dilemesini bekleyemezsiniz. 30 senelik dostunuzla da yaptığınız olduğunuz telefon konuşmasını ikinci başkanınız babası bizim başkanımızı aradı diye başlamazsın. Bizim başkanımız babasını aradı diye başlarsın. Ve 30 yıllık dostunuzdan da bu açıklamayı eksik ve hatalı yapmışsınız. ayrı bir tarafa bunu doğru bile olsa kabul edin ki doğru değil. Kalkıp hiçbir şekilde onun müsaadesini almadan yapmanız etik değil. Önce bu kültüre önem verin. Biz o kültürden değiliz, bu kültürden değiliz derken yarattıklarınız yaptığınız şeyler hoş değil. Ve özellikle de belirtmek istiyorum. Artık Süleyman Şaban'ın hakkı yetenin adını kullanarak mevcut yöneticilere camiada bir saygısızlık yaptırtmaya çalışmanız bir hedef. Bunu sürekli yapıyorsunuz. Buna gerek yok. Onlar bizim büyüklerimiz, değerlerimiz. Siz onlardan bir şeyler öğrenmeye bakın. Biz onlardan çok şey öğrendik. Biz çok şey öğrendik. Biz bel altı vurmamayı, eğer biriyle mütalaa veya kavga edeceksek yüz yüze gelmeyi, arkadan satılık trol hesaplarla, bolt hesaplarla aile dostlarının çocuklarını vurmamayı biz çok iyi biliyoruz. Bizim kültürümüzden kimse şüphe etmesin. Özellikle bunları burada ifade etmek istiyordum. Bir de bir koalisyon lafı var Sayın Dursun Özbek başkanımızın, ben ona abi de diyebilirim müsaade ederseniz. Çünkü genelde kullandığım kelime onunla ilgili abidir. Ee, saygılı da onu kusurda etmek istemiyorum ama ne koalisyonu arkadaşlar? Ne koalisyon. Şimdi eğer bir koalisyonla söz edilecekse asıl koalisyon sizin aranızda var. Depremde ligden çekilmek zorunda kalan iki güzide kulübümüzün, çekilmesini bir takip puan sistemiyle ilgili veya devam edecek sistemle ilgili alınan kararlarla ilgili maşallah bir koalisyon oldunuz ki ilelebet koalisyon hiç menfaatlerine geldiği yerde birbiriniz elle tutup yürümeyi biliyorsunuz. Biz daha birbirimizle öyle bir bir şey yaşamadık. Eğer bizi koalisyon olarak görüyorsanız bu birbirimize olan saygımızdan ve sevgimizdendir bir menfaat işbirliğine dayanmıyordur. O büyük camiaların, koca camiaların geçmişten gelen büyüklüğüne dayandığı için biz birbirimizle saygılı ve sevgili davranıyoruz. Neden o zaman kalktığınızda beraber olmayı başardınız? Puan konusunda menfaatleriniz silinmesi gereken yanlış uygulanan şu andaki sistemde silinmesi gereken puanlarla ilgili neden itiraz etmediniz bizim gibi? Bak bizim yanımızda kimse olmadı. Koalisyon asıl sizsiniz. Fenerbahçe ve Galatasaray maşallah koalisyonun en kralını uygulamayı bildiler. Yeter ki işlerine gelsin. Dolayısıyla bu koalisyon kelimesini kabul etmiyorum. Biz sadece birbirimizle dostuz. Birbirimizle el ele tuturuz. Saygıda kusur etmeyiz. Menfaatlerimiz birleştiği zaman ayrı. Menfaatlerimiz Birleşmediği zamanda farklı davranmayı biz kültür olarak bilmeyiz. Dolayısıyla şimdilik bunu ifade etmek istiyorum. Özellikle başka konularla ilgili bugün bir basın toplantısı yapmak için hazırlık yapmıştım ama özellikle hakemlerle ilgili ha Bakın koalisyon bir de hakemler konusunda da var. Sadece şu anda uygulanan deprem sonrası puan konusunda değil. Hakemler buradan gidiyor, gönderiliyor. Eski hakemlerimiz bildiğiniz bir konu vardı hani bunların görevlerine son verildi. Bir tek ben itiraz ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray çok güzel koalisyon oluyorlar. Bunlar geri geliyor. Yani gönderilirken gönderilmemesi lazım diye bir güzel bir fikirleriyle birbirleriyle koalisyon yapmayı başarabiliyorlar. Sonra bunlar geri geliyorlar yine bunlar İyi yapıldı geri geldi diyorlar. Bir tek ben muhalefet ediyorum bu tür olaylara. Bakın hiçbir tane şu andaki alınan TFF kararlarıyla ilgili, uygulamalarıyla ilgili benim kulübümün, bizim herhangi bir şekilde bahsi geçen bir koalisyon yapısı söz konusu değilken kendilerinin işlerine gelen her konuda birbiriyle çok güzel koalisyon kurduklarını görüyoruz. Dolayısıyla buna da buradan cevap vermiş olayım. Koalisyon değiliz ama biz dostuz. Biz birbirimizle selamlaşırız, otururuz, konuşuruz. Kimse bizi kavga ettirmesin. Biz gereken cevabı herkese vermeye de hazırız. Ve bugüne kadar da susuyorsam o bahsettikleri Süleyman Seba hakikaten terbiyesinden susuyorum. Ama camiamın da hakkını kimseye yedirmeyeceğimi herkes buradan bilsin.